Pek çok kişi için elektronik kitap, kısaca e-kitap, yabancı bir tanım olmasa da yine de kısaca değinelim. Metin, resim, müzik veya video içerebilen, dijital ortamlarda yayınlanmak üzere hazırlanan, bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarla veya özel okuyucularla okunabilen kitaplara e-kitap adını veriyoruz. Kitap içeriğinizi Microsoft Office programlarından Word kullanımı ile, PowerPoint ile veya daha profesyonel bir yazılım olan Adobe InDesign ile hazırlayabilirsiniz. E-kitap oluşturabilmek için öncelikle hazırladığınız içeriği PDF'e dönüştürmeniz gerekmektedir. Hazırladığımız kitapları veya dergileri internette yayınlayabilmek için EPUB formatına dönüştürmeniz gerekmektedir. EPUB dosyalarını oluşturabilmek ve düzenlemek için Crello, Philips HTML5, Philips Snack, Gitbooks, Calibre, Flippingbook, Canva gibi farklı yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımların bazıları ücretsizken bazılarını ücretli olarak temin edebilirsiniz. Biz bu videoda e-kitap oluşturmak için Philips HTML5 kullanacağız. Tarayıcımıza philipshtml5.com yazarak sayfaya ulaşıyoruz. İster Facebook, ister Google hesabınızda giriş sağlayabilirsiniz. Ya da buradaki bilgileri girerek yine giriş işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu tarz sitelerde Google hesabımla giriş yapmayı tercih ediyorum. Çalışma sayfamız açıldı. Burada Explorer'ı tıklayarak daha önce düzenlenmiş dergi, kitapçık ya da katalogları inceleyebiliriz. Örneklerden yararlanabiliriz. Birkaç tane örneği birlikte inceleyelim. Yukarıdan Features'ı seçerek programın özelliklerini inceleyebilirsiniz. Burada yükleme kısmı mevcut. Kendinize uygun olan formatı yükleyebilirsiniz bilgisayarlarınıza. Philips HTML5, karmaşık program kodlaması olmadan sayfa çevirme animasyon efektleriyle PDF'inizi e-kitaba dönüştürmenin kolay bir yolunu sunar. Create a new project diyerek dosyanızı import edeceksiniz. Dosyamızı seçelim. Tüm sayfalar mı yoksa diğer istediğimiz herhangi bir sayfa mı ona dikkat ediyoruz. Import dediğimizde bütün sayfalar çevrilebilir sayfalar olan e-kitaba dönüştürülecektir. Artık e-kitabımız üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabilmemiz için önümüzde duruyor. E-kitabımızda kullanmak istediğimiz temayı seçeceğiz. Bu alt tarafta gördüğünüz ve üst tarafta gördüğünüz yeri değiştirmek için
Sol tarafta bulunan bu kutucuklardan herhangi birini tıklayarak seçebiliriz. Gördüğünüz gibi bir öncekinde altta olan sayfalar üst tarafa geldi. Şimdi tekrar alta geçti. Başka bir tane seçelim. Bu böyle bir yapıya sahip. Farklı bir tane daha deneyelim. Buradan arka planı değiştirebiliyoruz. Yine kendi galerisinden herhangi bir tanesini seçebiliriz. Farklı birkaç tane deneyerek gözümüze en güzel görünene karar verebiliriz. Ya da bunların dışında bir şey kullanmak istiyorsak Background Settings'ten bilgisayarımızdaki herhangi bir resmi seçebiliriz. Apply Change dediğimizde yaptığımız değişiklik uygulanır. Artık arka planını seçtiğimiz resim oldu. Design Setting tuşundan e-kitap temamıza logo ekleyebilir, hatta logo tıklandığında gitmesi için bir link verebiliriz. Logomuzu seçiyoruz ve yüklüyoruz. Logo URL'ye yazan yere de linkimizi veriyoruz. Logomuzun boyutlarını buradan ayarlayabiliriz. Yine Apply Change dediğimde değişiklikleri görebiliriz. Ve sayfamıza yönlendirdi. Temamızdaki ikonların rengini değiştirmek istersek Search kısmına ikon yazarak gerekli değişiklikleri yapabiliriz. Buradan istediğimiz herhangi bir rengi seçebiliyoruz. Turuncuyu seçtik ve yine Apply Change diyerek değişiklikleri görüyoruz. E-kitabımızı zenginleştirmek için animasyon editörünü kullanıyoruz. Sayfamızı ayarlayalım. Ölçeğimizi %100'e getirerek sayfa boyutumuzu tam olarak görebiliriz. Sol tarafta hazırlamış olduğumuz sayfaları görmekteyiz. Yukarıdaki bölümde ise text, link, imaj gibi ikonların yer aldığı bölüm bulunmaktadır. Sağ tarafta ise seçtiğimiz sayfaya bağlı olarak özellikleri görmekteyiz. Bu
Bu gördüğünüz alandan sayfaları sıralayabilir, ekleyebilir ya da silebilirsiniz. Sayfamız seçiliyken bu ikona tıkladığımızda aynı sayfayı tekrar kopyalamış oluruz. Eğer herhangi bir sayfayı silmek istersek de üzerine geldiğimizde çıkan çöp kutusu işaretini seçip sonra da tamamı tıklayacağız. Eğer sıralamak istersek de aşağı ok ve yukarı okla yerlerini değiştirebiliriz. Yeni bir sayfa eklemek istersek artı tuşuna basıp buradaki Add Blank'ten boş bir sayfa ekleyebiliriz ya da herhangi bir PDF ekleyebiliriz. Şu anda bir boş sayfa ekliyoruz. Sayfamıza isim verebiliriz. En alta boş bir sayfa eklendi. Yine artıya basıp herhangi bir PDF'i de bilgisayarımızdan seçerek ekleyebiliriz. Sayfamıza metin eklemek istersek text tuşuna basıyoruz. Gelen metin kutucuğunu çift tıklayarak istediğimiz yazıyı yazıyoruz. Örnek olarak Deusem de Odisseia'yı yazalım. Metnimiz seçiliyken bu yukarıda gördüğümüz bardan metne ilgili özellikleri seçebiliriz. Yazı tipini seçebiliriz. Yazının rengini değiştirebiliriz. Yazının büyüklüğünü buradan ayarlıyoruz. Kalın, italik ya da altı çizgiyi seçebilir. Yine sola, ortaya ya da sağa yaslayabiliriz. Harfler arasındaki aralıkları arttırabiliriz. Eğer bir paragraf varsa paragraf aralığını arttırabiliriz. Buradan çeşitli özellikleri seçerek kendi metnimizi istediğimiz gibi oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz metine link vermek istersek yine yukarıda link kutucuğunu tıklıyoruz. Linkin verileceği alanı belirliyoruz. Yani sadece Deusem de Odisseia'nın üzerine geldiğinde link açılsın istiyorum. Sağ taraftan Open URL diyerek vermek istediğimiz linki bu alana yazıyoruz. Daha sonra Save tuşuna basıyoruz. Özellikler bölümünde bu verdiğimiz alanın rengini değiştirebiliriz ya da opasiteyi düşürerek görünmez olmasını sağlayabiliriz. Ben şu an onu yapıyorum. Artık üzerine geldiğimizde link çalışıyor. Sayfamıza görsel eklemek için imaj butonunu kullanıyoruz. Gelen kutuya çift tıklayarak eklemek istediğimiz resmi bilgisayarımızdan seçiyoruz. Görselimizin boyutlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Kilidi basılı tutarsak şekil olarak bir bozukluğa uğramaz. Şu an görselimizi biraz küçülttük.
Taşımak istediğimizde mouse'umuza kaydırabiliriz ya da yukarı aşağı sağ sola ok tuşlarıyla taşıyabiliriz. Şimdi farklı bir görsel daha ekleyelim. Yine çift tıklayarak bilgisayarımızda ikinci görselimizi seçiyoruz. Bu resmimizin de boyutlarını yine bozulmaması için kilidi kapatarak değiştiriyoruz. Ve ok tuşlarıyla taşıyoruz. Örnek olması için birkaç tane daha görsel ekleyeceğiz. Görsellerimizi şimdilik bu şekilde yerleştirdim. Aşağıda görmüş olduğunuz timeline alanında görsellerimizin sayfamıza nasıl gelmesini ve gitmesini istediğimizi seçiyoruz. Bu alandaki animasyon seçeneklerinden herhangi birine karar verebilirsiniz. İkinci görselimiz için onun olduğu satırı seçip yine animasyon seçeneklerinden birini tercih ediyoruz. Hareketli olmasını istediğimiz her bir görsel için bu işlemi yapıyoruz. Ve yine timeline üzerinde kaydırarak sağa ya da sola zamanını belirliyoruz. Görsellerle ilgili tercihleri yaptıktan sonra Save and Exit'e bakarak bunları görebiliriz. Sayfamızı çevirelim. Yaptığımız değişiklikler işte burada görülmekte. Kitabımıza video eklemek istersek yukarıdan video seçeneğini tıklıyoruz. YouTube'u seçiyoruz. Gelen kutucuğun boyutlarını ayarlıyoruz.
Sağ tarafta YouTube ID yazan yere YouTube'dan ID'mizi alıp kopyalayacağız. YouTube linkimizde bu eşittirden sonra görülen kısmı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Kaydet dediğimizde ya da kaydet ve çıkış yap dediğimizde videomuzu görebiliriz. Videomuz bu alana geldi. Play'e basarak izleyebiliriz. E-kitabımıza etkileşimli nokta ya da buton ekleyebiliriz. Buton eklemek istediğimiz sayfayı seçiyoruz öncelikle. Bu alana buton eklemek için yukarıdan buton yazan sekmeyi tıklıyorum ve seçeneklerden birini tercih ediyorum. Butonumu olmasını istediğim alana taşıyorum. Sağ taraftaki Properties alanından değişikliklerimi yapıyorum. Rengini değiştirebilirim. Veya aynı kalabilir. Buton üstünde yazacak olan metne giriyorum. Videoyu izle yazalım. Metin seçiliyken aşağıdaki fontlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Olabilir. Yine fontumuzu ayarlıyoruz. Daha büyük ya da daha küçük seçebiliriz. Font rengimizi farklı yapabiliriz. Daha sonra Action kısmına geliyoruz. Open URL diyerek videomuzu açmak istediğimiz linki giriyoruz. Ve kaydediyoruz. Başarılı kaydedildikten sonra şimdi de hotspot ekleyelim. Eklemek istediğimiz sayfaya gelelim. Burası uygun. Yukarıdan hotspot'u seçiyoruz. Bunlardan renklilerden herhangi birini tercih edebiliriz. Ve boyutlarını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ben bu alanda olmasını istedim. Bu alan tıklandığında konuyla ilgili olan videonun açılmasını istediğimden dolayı öncelikle videomun linkini kopyalıyorum. Tıklandığında videom hemen açılmasını istediğimden dolayı play videoyu seçiyorum. Videomun tipini belirliyorum. YouTube olduğu için burada YouTube seçtik. Ve ID numarasını giriyorum. Değişiklikleri görmek için Save and Exit diyorum. Şimdi kitapçığımız yine açıldı. Buradan bakalım. Değişiklik yaptığımız sayfayı açacağım. Sanırım 16. sayfaydı. Videoyu izle buraya geldi buton olarak. Tıkladığımızda YouTube linkini açayım mı diye sordu. Aç dediğimizde bizi direkt yönlendiriyor YouTube'a. Diğer sayfamıza geçelim. Burada hotspot yani etkileşimli düğmemiz vardı. Onu tıkladığımızda da YouTube sayfasını açmadan direkt e-kitap üzerinde videomuzu açıyor. Bu şekilde videomuzu burada izleyebiliyoruz.
animasyon editörünü kullanarak işte istediğimiz değişiklikleri yaptıktan sonra sırada yayınlama kısmı var. Yukarıdaki Upload Online seçeneğini tıklıyorum. Daha sonra başlığımı giriyorum ve Upload'a basıyorum. Kendisi burada yüklüyor. Bilgisayarıma indirebilir, sosyal medyada paylaşabilir ya da silebilirim. Şimdi sosyal medyada nasıl paylaşacağımıza bakalım. Share to Facebook ya da Share to Twitter diyerek bize seçenekleri sunuyor. Bunlardan istediğimizi tercih edip paylaşabiliriz. Ya da bir web sitesine gömmek istiyorsanız Insert to siteye tıklayabilirsiniz. Facebook'la paylaşmak istediğimde tıkladım ve beni direkt kendi sayfama yönlendirdi. Burada başlık girip daha sonra paylaş dediğimde benim Facebook sayfamda kitapçığımız paylaşılacaktır. Görebilmek için sayfamı biraz daha küçülteyim. Burada haber kaynağımda mı, hikayemde mi paylaşmak istediğimi bana soruyor. Bunlardan birini tercih edebiliyorum ve paylaşıyorum. Paylaşıp sosyal medyada paylaşma kısmı bu kadar. Book Management'ı tıklayarak philip.html5'teki kendi sayfamıza gidebiliriz. Burada daha önceden hazırladığımız dosyalarımız ve kitapçıklarımız mevcuttur. Bizim son hazırladığımız şu anda burada görünmekte. Burada istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Tıklayarak kitapçığın açılmasını sağlarız. E-kitabımızı yayınlamak için bu eklentiyi kullanıyoruz. Publish plugin diyoruz. Yayınlayı tıklayarak bilgisayarımızda bir klasör oluşturuyoruz. Artık tüm hazırlıklarını yaptığımız kitabımızı Convert'e basarak yayınlayabiliriz. HTML seçiyoruz. Burada dosya ismimizi kendimiz indeks olarak belirleyelim. Dosyamızın başlığını isterseniz değiştirebilirsiniz, isterseniz aynı kalabilir. Ve daha sonra Publish ile yayınlaya basıyoruz. Dosyalarımızı klasör içinde görmek için buraya tıklıyoruz. Şu sayfaya sığdırayım ben. Artık index.html dosyamız hazır. Şu anda elektronik kitabımız lokalde çalışmaktadır. Ancak kitabımızın webde çalışmasını istersek index.html dosyasının olduğu klasörü sunucumuza yüklememiz gerekmektedir.